Biz İsrail oğullarına kitabda siz yeryüzünde iki defa fitne fesat töredecek ve çok dikbaşlık, yükselişle tekebbürlü edeceksiniz diye bildirdik. Onlardan birincisinin vakti gelende üstünüze çok güçlü kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasında gezip dolaşırdılar. Bu vaat artık yerine getirildi. Sonra size onların üzerinde tekrar zafer çaldırdık. Var dövlet, oğul uşağı vermeyle kömek gösterdik ve sayıca sizi daha çok ettik. İsra suresindeki bu ayette de bildirildiği kimi, İsrail oğulları yer üzerinde iki defa fitne fesat türetmiştiler. Bunlardan birincisi Yahya peygamberi öldürdükleri ve Hz. İsa'nı öldürmek için tele kurdukları dövürdür. Ve bu dövrün derhal ardınca, miladi tarihiyle 70. ilde Yahudiler Romalılar tarafından Kudüs şehrinden çıkarılmış ve bütün dünyaya yayılmışlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu aya vahy edildiği zamanda Yahudiler muhtelif ülkelerde dağınık şekilde yaşayırdı ve bir devletleri yok idi. Halbuki Allah ayelerinde İsrail oğullarına yeniden güç vereceğini haber verirdi. Lakin o dövrde bu haberin hayata geçmesi inanılmaz ve çok çetin bir ihtimal hesap edilirdi. Allah'ın ayelerde haber verdiği bu hadise, əsrlər sonra tam şekilde hayata geçti. Yahudiler Filistin'e kaydıb 1948. ilde İsrail devletini kurdular. İsrail devleti hazırda siyasi, hərbi qüvvəyə malikdi ve diğer yandan da irkçi, siyanist ideologiya sebebiyle yaxın şərqdə terror küləyi əsdirməkdədir. Məhz bu da İsrail oğullarının törətdiyi ikinci fitnə fəsada işarədir. Lakin onu da bildirmək lazımdır ki, bu fitnəkar fərs bütün Yahudilərə aid deyil. Yahudi xalq arasında bu cür hərəkət və siyasətin dayandırılmasının tərəfdarları olan çox sayda vicdanlı və sağlam fikirli insanlar var. Əlbəttə, bütün bunların əsrlərlə əvvəl xəbər verilməsi Quranın möcüzələrindən biridir. Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən.